Şimdi Darwinizme karşı tedbir alınmadığı için şu aşamaya gelmiş durumda. Hocamız aylardır, yıllardır bu konuda uyardı. Dedi ki, Suriye'de dedi Baas rejimi var dedi. Rusya'dan destek alıyor, Çin'den destek alıyor ve Şangay ekibine bağlı. Evet. İran'dan destek alıyor. Ve destek aldığı için de bu şekilde devam ediyor. Hatta Beşar Esad da bunun etkisi altında, o derin devletin etkisi altında dedi. Çok defa uyardı ve bu sisteme karşı mutlaka Müslümanların birlik olup komünist ideolojiye, buradaki Marksist ideolojiye, Marksizm besleyen o Darwinizme karşı mücadele edilmesi gerektiğini çok çok defa uyardı. Bu sıcak gelişmeler Suriye'de başladığından beri, Arap Baharı olayları başladığından beri hocamız bu konuda hemen her gün, herkes şahittir, kardeşlerimiz şahittir, kayıtlara baksın, bütün insanlar görecektir. Hocamız her gün uyardı. Şimdi bunun getirdiği sonuçlar bunlardır. Elbette hepsi kaderdi. Fakat işte bizim ülkemize bu konuda tedbir almak için Allah bir uyarı yapıyor bu şekilde. Şimdi Didem'in söylediği çok önemli. Biz asla ve asla savaş taraflısı, yanlısı asla konuşamayız. Bizim hükümetimiz de konuşmuyor. Bu konuda gerçekten çok itidalli. Bugün Egemen Bağış'ın da konuşmasını dinledim. Evet. Son derece barışçıl, mutlaka barışla çözmek gerektiği üzerinde duruyor. Ve hoş olmayan, yani karşılıklı mislemenin hoş olmayan fakat mecbur kılınan bir şey olduğunu ve bunun bu şekilde devam etmesini istemediklerini, farklı çözümlerle üzerinde durmalarını istiyorlar. Fakat farklı çözümlerin mutlaka oradaki ideolojiyi, oradaki çarpıklığı, oradaki mantık bozukluğunu yok edecek bir politika olması gerekiyor. Artık bununla vakit kaybedilecek bir aşama yok. Yani müzakereyle, işte karşılıklı anlaşmayla falan, hocamız dün çok net anlattı bunu. Siz hiçbir zaman komünisti karşınıza alıp onunla anlaşma yapamazsınız. Yani mantıklı bir çözüme ulaşamazsınız. O çünkü mutlaka terör savunucusu olacak. Yani onun için bir başka ülkenin toprağına füze atmak veya kendi vatandaşını şehit etmek onun için o kadar sorun değil. Yani o yapıyor, o zaten öldürmek üzerine sistemi kurulu. Onun mantığını, onun inandığı, o inancı ortadan kaldıracaksınız. Bunu hocamız dün de tekrar hatırlattı. Şimdi biz nasıl PKK sorununda bunun üstünde duruyoruz? Suriye'deki sorun da bundan farklı değil, aynı. Aynı Marksist sorunu var, aynı kafa var. Eğer ideoloji ortadan kalkmazsa ve oradaki derin devletin oturttuğu mantık ortadan kaldırılmazsa, bakın mantığı inanacak şeyi kalmadığında zaten onu uygulayamaz da insan. Eğer terörizme, Darwinizm yüzünden inanıyorsa, Darwinizmi çökerttiğinizde terörizm otomatik bitiyor zaten. Bunu yapmadığı sürece hükümet, bizim devletimiz o konuda bir ilmi çalışma yapmadığı sürece bu sorunlar bu şekilde devam edecektir. Biz bu arada kolay görüyor bazı insanlar, Didem'in demin hatırlattığı gibi savaş çırtkanlığı yapmayı. Bu felaket getirir dünyaya. Bu hocamız da daha önce uyarmıştı. NATO'nun da devreye girmesiyle bir dünyanın içine girdiği dev bir savaşa yol açabilir. Allah vermesin. Böyle bir şey zaten inşallah Allah'ın izniyle kaderde yok. Fakat bunu engelleyebilmek için öyle kolayca savaş çırtkanlığı olmaz. Bizim milletimiz önce olacak, abi görevini üstlenecek ve barış yanlısı olacak. Ve bunu yapabilmek için, barışın sağlanabilmesi için tek çözümün ilmi mücadele, komünizme, Darwinizme, Marksizme karşı ilmi mücadele olduğunu bilecek. Herkes seferber olmalı bu konuda. Ama hükümetin çok acil bu konuda tedbir alması, bu yönde eğitime başlaması gerekiyor. İnşallah. İnşallah. Şimdi